Çok kıymetli hocalarım, sayın başkanlar, değerli katılımcılar. Şahsım ve TÜRKBES yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle PAGEV'in değerli yöneticilerine bu kongreyi düzenledikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği olarak bu önemli kongrede bulunmanın memnuniyetini yaşıyorum. Biliyorsunuz, TÜRKBES ve PAGEV'in yolları birçok alanda kesişmektedir. Ben inanıyorum ki bu organizasyonla ilişkilerimiz daha da pekişecektir. Sayın katılımcılar, bu noktada ben çok kısaca derneğimize değinmek istiyorum. TÜRKBES tam 29 yıl önce kuruldu. Ayrıca 1999 yılında Avrupa Birliği sektör çatı kuruluşu olan CISET'in, yani European Committee of Domestic Equipment Manufacturers üye olmasıyla de Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye'de Türkiye adını kullanma izni de aldı. Mevcutta 6 üyemiz var. Tabii sayının azlığı sizleri yanıltmasın. Bu 6 üye hakikaten sektörün amiral gemileri. Çünkü sektörün %90'ını bu üyelerimiz temsil ediyor. Kimdir bu üyeler? Hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin en güçlü, en büyük markalarından Arçelik, dünyanın beyaz eşya devlerinden Bosch Siemens ev aletleri, kendi grup Indesit, Demir Döküm ve yine Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından olan Vestel. Hepinizin bildiği gibi bu markalar sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da bilinen, tanınan, güvenilir markalardan oluşuyor. Değerli katılımcılar, aslında kamuoyunun da pek de bilinmeyen, belki de bugüne kadar tevazu gösterdiğimiz bazı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Böylece sektörün büyüklüğünün altını bir kez daha çizmiş oluruz. Bugün Türk beyaz eşya sektörü 22,5 milyon adetlik üretimiyle Avrupa'da bir numaralı üretici konumundadır. Kurulu kapasitemiz 30 milyonun adetindedir. Bu üretimin %75'ini sayısı 150'yi aşan ülkelere ihracat yapmaktadır. Eskiden beyaz eşya üretimi üst olan Almanya'yı ve İtalya'yı geride bıraktık. Yani bizler büyüdük, onlar gerilediler. Euromonitor verilerine göre ise Türkiye dünya üretiminin yarısını gerçekleştiren Çin'in arkasından ikinci konumda bulunmaktadır. Türkiye'yi Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya izlemektedir. Beyaz eşya sektörü, üretim yapısı, istihdama verdiği katkı ve ihracattaki yetkinliğiyle Türkiye'nin hem yüz akı hem de lokomotif bir sektörüdür. Bazı değerleri size sunmak istiyorum. 40 bin kişiyi direkt olmak üzere toplamda 500 kişiye istihdam sağlıyor. 15 bin civarında bayi ve 3500 civarında yetkili servisimiz var. Sektörde 500'e yakın yan sanayi ve tedarikçi bulunuyor. Bir sürü yan sanayici ve tedarikçiler de şu anda bizle beraberler. Ve son yılda patent başvurularımız ve sayısı 2000'leri geçiyor. Bakın, sektörün son 10 senesini değerlendirirsek 2004'ten bu yana üretimimizde %100'lük bir artış olmuş. Her sene %6 ile 7 oranında büyüme sağlamışız. Aslında hakikaten bu mükemmel bir başarı hikayesi diyebiliriz. 10 yıl içinde her sene %6-7 civarında büyümüşüz. 2015 yılını değerlendirirsek, 2015'te ilk 10 ayında gerek üretim rakamlarımız, gerekse iş satışlarımıza da bir ivme görüyoruz. Yılın ilk 10 ayındaki üretim rakamlarımızda %9 oranında bir büyüme oldu. Yine buna bağlı olarak iş satışlarımızda da %7 oranında bir artış var. En büyük pazarımız konumundaki Avrupa'da güven endeksi yükseliyor. AB'deki toparlamanın etkisiyle ihracatta geçen sene oranla %7'lik de bir artış görüyoruz. Özetle bu yılın ilk 10 ayının performansına bakıldığında sektörün bir büyüme yaşadığı açıkça görülüyoruz. 2016 yılına baktığımızda, ki
fazla bir zamanımız kalmadı. Türkiye 2016 yılına yeni bir program ile başlıyoruz. 2016 yılında gayri safi hasıla 1596 milyar dolar, kişi başına milli gelirin satın alma paritesine göre 20 bin doların üstünde olması, büyümenin %4 ve TÜFE'nin %6,5 olması öngörülüyoruz. Siyasi belirsizliklerin ortadan kalkıp yeni hükümetimizle yeni bir yıla başlayacağımızı düşünürsek, 2016 yılında sektörümüz hem iç pazarda canlılık ve hem de alternatif ihracat imkanları ile dinamizmini koruyacaktır. Sektör tabii ki ihracat pazarları geliştirmekte hızlı bir şekilde çalışıyor. Değerli katılımcılar, bir diğer önemli konu ve bizim dernek olarak en önem verdiğimiz konuların başında enerji verimliliği geliyor. Çünkü ülkenin aslında en önemli sorunu enerji. Ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %25'ini bugün sayısı 20 milyona yaklaşan evlerde tüketiliyoruz. Evlerde kullanılan elektrik ev aletleri de evlerde harcanan bu enerjinin yaklaşık %50'sinden sorumludurlar. Yani %50'sini elektrikli ev aletleri harcıyor diyebiliriz. Ve sadece bu oranları düşündüğümüzde bile enerji verimliliğinin önemi ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye için enerji maliyetlerini azaltmanın ne kadar hayati bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye ekonomisinin bağımlı olduğu ve kronik şekilde ithalatın en büyük kalemini enerji oluşturuyor. Türkbest olarak yaptığımız bir çalışmaya dayanarak sizlere bir örnek vermek istiyorum. Bakın sadece buzdolaplarını düşünün. Tüm buzdolaplarının A++ dediğimiz yani A+3'e enerji verimli muadilleriyle değiştirdiğimiz durumunda sağlanacak yıllık enerji tasarrufu Keban Barajı'nın yaklaşık 2 yıllık enerji üretiminin fazlasına eş değerdir. Bu nedenle hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de tüketicinin ortak bir şekilde hareket ederek ülkemiz ve geleceğimiz için enerji verimliliğini sağlaması gerekiyor. Biz Türkbest olarak, Türkbest üyeleri olarak bu konuyla ilgili birçok çalışma yapıyoruz ve aynı zamanda projelerimiz var. Bu çalışmalarımızla Türk ürünleri global platformda da enerji verimliliğinin liderleri arasındadır. Biz sadece ürünlerimizde enerji verimli ürünler demiyoruz. Her bir ürünü de yeşil binalarımızda, fabrikalarımızda üretiyoruz. Yani sektör üretimde de enerji verimliliğine katkı sağlıyoruz. Peki ne yapmalı? Öncelikle tüketici enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmeli. Ancak enerji verimliliğinde bilinçlendirme farklı platformlarda eş zamanlı koordinasyon içinde yapılmalı. Arkadaşlar, Çinlilerin bir sözü var. Tek elle alkışlanmaz derler. Bu nedenle bizler de alkışlanacak işler yapabilmek için hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de tüketicinin ortak bir şekilde hareket ederek ülkemiz ve geleceğimiz için enerji verimliliğini sağlamamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi hepimizin bir dünyası var. Kaynaklarımızı boşuna sarf etmememiz gerekir. Biz her türlü işbirliğine hazırız sektör olarak. Kapımız bilhassa bu projelerde enerji verimliliği konularında kapımız her zaman işbirliği için açık. Bu noktada kongrede ortada çıkacak sinerjinin sektörlerimize büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken oturumların başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.